Ankara'da gezilecek yerler listesine eklenecek yeni mekanlardan birisi de Kuzey Ankara Merkez Camii Külliyesi. Arkamda görmüş olduğunuz kocaman devasa bir kompleksten bahsediyorum. 2013 yılında yapımına başlandı. 2019 yılında ise açılışı törenle yapıldı. Ankara'nın alan olarak Kocatepe ve Melike Hatun Camii'nden sonra 3. büyük alana sahip camisinden bahsediyoruz. Kendimi burada Muhteşem Yüzyıl setinde gibi gördüm. Adeta muhteşem bir manzarası var. Şimdi sizi o manzaralarla baş başa bırakmadan önce kısa kısa bilgiler aktarmak istiyorum. Külliye, Türk İslam Camii motiflerine esinlenerek yapılan 5700 kapalı alanda ibadet edebilirken 15000 toplamda açık alanda birlikte aynı anda ibadet edilebilme özelliğine sahip. Arkamda görmüş olduğunuz alansa külliyenin devamını taşımakta. Görmüş olduğunuz yapının sadece bir kısmını görüyorsunuz. Bu yapı içerisinde aşevleri, kütüphaneler, hamamlar, konferans salonları gibi birçok sosyal alan bulunmakta. Aynı zamanda iki katlı da bedesten ve 60 tane de dükkan bulunmakta. Kütüphaneden bahsedecek olursak 7000 tane dini eserin bulunduğu kütüphanenin yanı sıra aynı zamanda 5 katlı otoparkı var, ücretsiz. Asansörlerle de ulaşım sağlanmakta, engelliler için ise rahatlıkla gezebilecekleri muhteşem alanlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Esenboğa Havalı'nın üzerinde bulunan bu yapı adeta insanın gözlerini büyülüyor. Arkanda görmüş olduğunuz yapı kongre merkezi. Aynı anda 5000 kişinin konferans dinleyebileceği veya etkinliğe katılabileceği bir alan olma özelliğine sahip ve Türkiye'nin en büyük kongre merkezi unvanı elinde bulundurmakta. Hemen yanın tarafında ise görmüş olduğunuz kameramızın kadrajını şöyle çevireyim. Seyir terasının özelliği ise Irak'ın Samarra kentinde bulunan Samarra Camisi'nin minaresinden esinlenerek yapılmış bir seyir terası görüyorsunuz. Aslında bize bu daha çok Babil Kulesi'ni anımsattı sembolik olarak. Aynı zamanda Babil Kulesi'ni sembolik olarak hatırlatan bir şey daha var. Avrupa Birliği Parlamento binası da ondan esinlenerek yapıldığı söylenmekte. Evet, birazdan oraya çıkacağız ve size manzarayı göstereceğiz. Mutlaka geldiğinizde o 149 basamağı çıkarak buraya bir de kuş bakışı tepeden bakmanızı ve bolca fotoğraf çektirmenizi mutlaka öneriyorum.